Merhabalar, Haberi Mansı TV, Manşet 61 TV ortak yayın olarak gerçekleştirdiğimiz kültür sanat programımız olan Ebruri Saatler bu akşam da başlıyor. Sizlerle birlikte program konuklarını Trabzon'un kültür sanat hayatına katkıda bulunan birçok kişiyi tanıtmak, Haberi Mansı TV stüdyolarında siz takipçilerle paylaşmanın mutluluğunu biz de buradan yaşıyoruz. Evet, bu akşamki konuğum da Trabzon Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sayın Metin Serdar Bey. Merhabalar, programa hoş geldiniz. Nasılsınız? Asıl mesleğiniz nedir, ne işle meşgulsünüz? Biliyoruz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubalı Başkanısınız. Beraberinde neleri yapmaktasınız? Evet, kamuda memur olarak çalışıyorum ben. Bunun ötesinde 2011 yılında her insanın, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının bu cumhuriyete bir borcu vardır şiarıyla birlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne girdim. Ve devam ediyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Gönüllü olarak çalışıyoruz. Çalışan bireylerle beraber. Trabzon'da Türkiye'deki eğitim hayatına katkıları ve gerçekleştirdiği birçok işle çokça duyduğumuz Trabzon'da da adını bildiğimiz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kuruluş tarihi nedir? Hangi amaçla kurulmuştur? Genel olarak bir tanımla yaparsak genel merkezi neredir? Nerededir? Asıl kurucu isimlerden birkaç tane kısaca bahsedelim istiyorum. Tabii buyurun. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğimiz 21 Şubat 1989'da kuruldu. İlk genel başkanımız Profesör Doktor Aysel Ekşi'dir. 1990'da genel başkan seçilen Profesör Doktor Türkan Saydam hocamız vefat ettiği 18 Mayıs 2019 tarihine kadar 19 yıl aralıksız genel başkanlık görevini sürdürmüştür. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğimizin ilk şubesi Ankara Şubesi 1990'da açılmıştır. Sonrasında 1993 tarihinde şube sayımız 33, 1994'te 40 ve 2019 itibariyle de Türkiye genelinde 110 şubemiz vardır. Trabzon şubemiz ise 1 Mayıs 1993 tarihinde kurulmuş olup ilk kurucu başkanımız Sayın Profesör Doktor Sezer Şener Komsoğlu hanımefendidir. Geçen yıl 25. yılımızı Trabzon'da tamamladık. 26. yılımız içerisindeyiz. Ayrıca Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Bakanlar Kurulu'nun 04-09-1997 tarih ve 97-9886 sayılı kararı ile de kamu yararına çalışan dernekler statüsü arasında girmiştir. Bu çok önemli bir olgudur. Bir bilgiyi de buradan tekrar sizin kanalınızda paylaşalım. Evet, kamu yararına dernek demek Bakanlar Kurulu'nun kararıyla kamuya yararlı dernekler sıfatı verilirken görüşü alınan Maliye Bakanlığı yayınladığı kararnameler, sirkülerler ile dernekler için kamu yararının tanımlamıştır. Devletin yapacağı görevlerde kamunun yararlanmasına açık hizmetler olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamaya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de, yani bizim derneğimiz de 1997 yılında girmiş olup kamu yararına bir dernek statüsü içerisinde faaliyetlere devam ettirmektedir. Hem Türkiye hem Trabzon olarak. Rahmetli Türkan Saylan hocamızdan da bahsetmek istiyorum. Evet, ismini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği deyince adının çokça zikredildiği Türkan Saylan hocamız. Evet, evet. Kendisini Atatürk'ün kızı olmakla övünen, insanlığa olan katkılarından ötürü uluslararası Gandhi ödülüne layık görülmüş, lepralı hastaların sayesinde okula giden genç kızların Türkan annesi, hepimizin her zaman yolumuzu aydınlatacak Türkan hocası, kendisini hep saygıyla, rahmetle hatırlayacağız. Saygıyla, rahmetle hatırlayacağız. Trabzon Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak faaliyetleriniz nelerdir? Buradan genel geçer bize anlatır mısınız? Evet, derneğimizin, Trabzon Şubemizin faaliyetlerine geçmeden önce yine de bir ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Çağdaş toplum ve çağdaş birey için evrensel, çocuk, kadın ve insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi. Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, fiziksel konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanması, toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesini öncelik taşıyan bir ülkemizdir. Evet, evet, evet. Bir sivil toplum örgütü. Sorunların değil, çözümün bir parçası olmak, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, partiler üstü bir konumumuz olduğunu da belirtmek ÇDD'nin ilkeleri arasındadır. Arasında, evet. Evet. Evet, Metin Bey, ben kamu sektöründe çalışan bir kişi olarak size sormak istiyorum sizin. Neden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sizin için önemi nedir? Neden böyle bir derneği hayatınıza seçip faaliyet gönüllü üye olarak çalışma gereği duydunuz? Evet, teşekkür ederim. Rahmetli Türkan Sayan hocamızın bir sözü vardır. Her eğitimli kadının bu cumhuriyete bir borcu vardır. Ben de bunu şöyle biraz daha değiştirmek istiyorum. Her insanın, her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının bu cumhuriyete bir borcu vardır. Ben de cumhuriyete borcumu ödeme adına işte demokratik kitle örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden yana çalışma adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği içerisindeyim. Demokratik ilkelerde insanlar birçok sivil toplum örgütlerinde görev yaparlar. Bu hem o ülkenin demokrasisini geliştirme adına hem de bireylerin kendilerini geliştirme adına çok önemli olgudur ve demokratik geliştirilmiş bir toplum ve birey yaratılmış olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle de zaten. Size göre de eğitimin ülke politikalarında yeri, önceliği ne olmalıdır? Burada bir kez sizin aracılığınızla da tekrar zikredelim isterseniz. Eğitim ülke politikalarında vazgeçilmez olmalıdır. Özellikle bizim ülkemizde kız çocuklarının okutulması, eğitim şans açısından eğitime ulaşması, okullaşma oranı, kendini lise, yüksekokul, üniversite ve daha farklı alanlarda geliştirmesi, iş alanında kadınların güçlü olması adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kendini bu anlamda hem bir öncü hem de geliştirme ve büyütme adına bir büyük rol üstlenmiş durumunda. Trabzon komisyonları olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde nasıl çalışıyorsunuz? Üye sayınız nedir? Üye olabilmek için kimler size üye olabilir daha doğrusu? Evet, ben öncelikle bizim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel merkezin ve Trabzon şubemizin burslarından biraz bahsedeyim bu anlamda. Hı hı. Anadolu'da bir kızım var, öğretmen olacak bir burs projesi. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş kızları. Her kızımız bir yıldız. Ve üniversite burslarımız mevcuttur. Bunun haricinde Trabzon şubemizde 1 Temmuz 2019 itibariyle 110 üyemiz vardır. Türk Medeni Kanunu'nun ve Dernekler Kanunu'nun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi derneğimize üye olabilir. Üye olabilir. Üye olabilir. Yani evet. Bunda hiçbir engel ve sakınca yoktur. Evet. Derneğimizde üyelerimiz arasından çeşitli komisyonlarımız oluşturulmaktadır. Bunlar burs ve gençlik komisyonu,
Eğitim ve Bülten Komisyonu, Kültür, Sanat ve Etkinlik Komisyonu, evet, Kadın Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu oluşturuldu. Önümüzdeki dönemlerde de Hukuk Komisyonu, Bilişim Komisyonu bu şekilde yine oluşturmaya devam edeceğiz. Devam edeceksiniz. Evet. Çok güzel başlıklar bunlar. Evet. Peki Metin Bey, eğitim evi, Trabzon Maşka'daki eğitim yeri ile ilgili bize bahseder misiniz? Burada neler yapılmakta? Hangi eğitimler verilmekte? Eğitim evine geçmeden önce komisyonlardan geçersem eğitim evine de geçmiş olurum. Geçmiş komisyonların nasıl çalıştığı ile alakalı. Şimdi önemli komisyonlarımızı belirledik. Üyelerimizle yapılan ilk genel kuruldan sonra komisyonlar belirleniyor. Ve komisyonlar örneğin Burs ve Gençlik Komisyonu ne yapar? Burs ve Gençlik Komisyonu 1993 yılından beri kız çocuklarının okullaşmasına yönelik burs projelerimizin devam etmesi amaçlı. Burs desteğimiz küçük sınıflardan başlayarak öğrencilerimiz üniversiteye devam hedefi doğrultusunda sürdürmekteyiz. Çok güzel. Ayrıca gençlik yönergemizin şube gençlik biriminde gönüllülük esasına göre çalışan gençlerimiz tarafından içselleştirilerek Atatürk ilke ve derinleri doğrultusunda Deniz Yıldızı projesi, kişisel gelişim atölyesi, tarih ve siyaset atölyesi, Cumhuriyet ve Atatürk Atölyesi, halk oyunları, tiyatro, müzik kulübü gibi atölyelerle gençlerimiz sosyal ve kültürel anlamda gelişim sağlamaktadırlar. Mezun öğrencilerimiz için geçmişten günümüze mezun öğrencilerimizin envanterini çıkarttık. Bulundukları illerde, şehirde şubelerimizi, aidiyet duyguları en üst seviyede ve biz ne yaptıklarını her zaman bizimle paylaşmaktadırlar. Şubemizin eğitimci üyeleri Eğitim ve Bülten Komisyonu'nu, yine Kültür, Sanat ve Etkinlik Komisyonumuzu çıkarıyorlar. Kültür, Sanat ve Etkinlik Komisyonumuzda mesela Çağdaş Gençlik, Gönüllü Çağdaş Gençlik üyelerimiz bu dönem, bahar döneminde 46. bültenimizi çıkarmışlardır. Bültenimiz de evet, buradadır. Evet, derginizi buradan gösterelim. Biz takip edenlere. Edebiyat Dergisi tadında 46. sayımız okuyucularımızın elindedir. Evet, çok güzel. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubemiz geleneksel kitap ve kültür şölenini Trabzon'da duyurmuştur. Trabzon'un 4000 yıllık bir tarihi vardır. Bu tarihinde kültür, edebiyat, sanat çok öndedir. Biz de geçen yıl en son yaptığımız 28 Kasım 2 Aralık 2018 tarihlerinde 5 gün süreyle Trabzon Şubesi 6. Kitap ve Kültür Şölenimizi onur üyemiz merhum gazeteci Ömer Güner anısına gerçekleştirdik. Evet, 50'nin üzerinde yayın evi Trabzon'a geldi. 40'ın üzerinde şair, yazar, eleştirmen, müzik insanı, gazeteciyi Trabzon halkıyla buluşturduk. Bu etkinliğimiz, gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik mini bir TÜYAP gibi oldu. Gerçekten evet. İnsanlar kitapla gelen gazeteciyle, şairle, eleştirmenle bir temas kurarak. Evet, bu Trabzon adına çok güzel bir etkinlik duyuracak bir olaydı. Olmuştu. Evet, biz de basından takip ediyoruz. Sağlık ve Çevre Komisyonu'ndan da bahsetmek istiyorum. Buyurun. ÇED'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çevre Dostu Dernek olabilme adına yöremizde çevre sorunlarına duyarlı olmak, çözüm odaklı sonuçlar üretmek, üretilmesine destek olmak, sivil toplum örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yaparak sağlıklı bir çevrede yaşayabilme adına yapılan her çalışmanın içinde kendini bir görev olarak, aidiyet olarak hissetmektedir. Evet. Çarpık kentleşmeye, betonlaşmaya karşıyız. Bölgemizde yapılan ve yapılmaya çalışılan HES'lere karşıyız. Daha yaşanılabilir bir kent için, Trabzon için çevreci normlar bizim hedefimizdir. Bir şey vardır, söz vardır. Doğayla savaş halindeyiz. Eğer biz kazanırsak kaybedeceğiz. Çok önemli bir olgu. Kesinlikle çok güzel bir sloganda. Yine kadın komisyonumuz mevcuttur. Şubemizin eğitimci ve kadın üyeleri tarafından oluşturulmuştur. Kadınlarımızın eğitimli ve meslek sahibi bireyler olabilmeleri için özellikle Maçka Hatun İbrahim Genç Eğitim Evimizde, şimdi sizin söylediğiniz eğitim evine geliyor. Evet, çalışmalarımız yapılmaktadır. Bunun da ötesinde burs verdiğimiz öğrencilerimizin aileleriyle
velileriyle, özellikle kadınların, kadın velilerimizle sorunları, çözüm önerileri hakkında böyle bir komisyonumuz mevcut ve çalışmalarına devam etmektedir. Birçok başlık altında çok güzel bir koordinasyonla evet. çalışan Şimdi, bir dernek. Maçka Hatun İbrahim Genç Eğitim Evimizin bu önemli bir başlık ve bunu anlatmam gerekiyor. Buyurun. Maçka Hatun İbrahim Genç Eğitim Evimiz 19 Aralık 2017 tarihinde Maçka'da bağışçımız Sayın Ali İhsan Genç Bey ve genç ailesinin katkılarıyla biz orada bu eğitim evimizi açtık. Kendilerine, genç ailesine saygı ve şükranlarımı sunuyorum buradan. Eğitim evimizde kodlamaca, satranç, drama, resim, İngilizce, matematik ve fen bilgisi konulu başlıklarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 75 öğrencimize yardımcı ders ve çalışmalarda katkı sunduk. Çok güzel. Maçka Hatun İbrahim Genç Eğitim Evimizde çalışma yöntem ve tekniklerimiz. Bu benim için derneğimizin ana prosedürü için çok önemlidir. Eğitim çalışmalarımızda yaratıcı drama, oyun, mini çalıştay ve benzeri yöntemler kullanılmaktadır. Belirlenen çalışma konuları didaktik olarak değil, oyun ve benzeri yöntemlerle çocuklarımıza işlenerek konunun alt mesajları olarak verilmektedir. Çalışma alanları belirlenirken öğrencilerin, yani çocuklarımızın görüşleri alınarak ilgi duydukları alanlarda öğrencilere inisiyatif kullandırılmaktadır, verilmektedir. Biz milli eğitim müfredatını orada tamamıyla uygulamıyoruz. Sadece çocuklarımıza yardımcı kaynak olarak sosyal, kültürel ve eğitim alanında yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardım ediyoruz. Katkı sağlamak adına. Bu çok önemlidir. Çok güzel ve çok önemli evet. bence de. Yine de bir şey de mesela bir şeyimiz var. Maçka'da eğitimimizde bir öğretmen Berat Çivi kütüphanemiz mevcuttur. Biliyorsunuz Berat Çivi Ağrı'nın Patnos ilçesinde görev yaparken trafik kazasında hayatını kaybeden bir öğretmenimizdir. Onun adına bir kütüphane oluşturduk. Çok güzel. Yine derneğimiz Merkez Trabzon Şubemizde rahmetli İsmet Zeki Eyüboğlu kütüphanemiz mevcuttur. Maçkanım. Bu kütüphanemiz evet kütüphanemizden öğrencilerimiz, gönüllülerimiz, üyelerimiz kitap alarak kendilerini geliştirmekte ve tekrar bu sirkülasyon devam etmektedir. Yani böyle mevcut ve bol içerikli zengin bir kütüphanemiz evet, mevcuttur. Trabzon'daki evet. eğitim merkezimizde yapılan başlıklar ciddi bir çalışmayla gruplandırılarak yapılmış. Gerçekten evet. takdir edilesi şeyler. Eğitim evimizde eğitim kökenli bir yürütme kurulumuz vardır. Başında emekli öğretmen bir yönetim kurulu üyemiz vardır. Eğitim evi yönergesine göre biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde her şey tüzük ve yönergelerle yürütülür. ÇDD tüzüğü, eğitim evleri yönergesi, gençlik yönergesi, burs yönergesi, her şey yönergeyle yapılır. Çok güzel. Kurumsallaşma adına, kurumsal kimlik adına eksiğimiz vardır, tabii ki vardır. Eksiklerimizi her zaman böyle görüp görüp düzelte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel takdir edici şeyler. Peki Metin Bey, Kardelen Kız Çocukları ile ilgili bu böyle bir başlığı var Çağdaş Yaşam'ın Destekleme Derneği'nin. Adını çokça duyduğumuz yine Çağdaş Yaşam'ın Destekleme Derneği eşittir Kardelen Kız Çocukları diye çokça zikredilen. Derneğinde bu başlık altında gerçekleştirilen işler nelerdir ve bu kız çocukları ile hedeflenen nedir? Evet, Kardelen projesiyle hedeflenen, Kardelen Eğitim Burs projesiyle hedeflenmiş olan eğitim almaya kendisini okuyamayacak olan kırsal alanda eğitimden yoksul olan kızlarımıza elimizi uzatmak, onları eğitime, okullaşmaya kazandırmak, sonra çalışma hayatına kazandırmak. Çağdaş birer birey ve çağdaş birer toplumda kadının rolü olma adına Atatürkçü birer birey, Atatürkçü birer kadın olma adına bir projedir.
Biz biraz önce de saydığım Anadolu'da bir kızımız var, öğretmen olacak. Her kızımız bir yıldız. Bütün bu projelerinin geneli Kardelen projeleridir. Projeleri evet, başlığı altında evet, evet. Sizin tarafınızdan, Türkan Saylan hocamızın tarafından zikredilen bir isim aslında evet. Kardelen ismi evet. Değil mi? Çok anlamlı. Peki burs verdiğiniz öğrenciler sonraki yıllarda derneğinize dönüşümü gönüllü üyeler olarak mı devam ediyor? Size dönüşümü ne daha doğrusu oluyor bu öğrencilerimizin? Bize en baştaki dönüşümü birinci sınıfta üniversite adına konuşuyorum. Şehrimize gelen öğrenciler bizden burs almaya başladıkları zaman Andan itibaren kendilerini geliştirmeye sosyal ve kültürel anlamda tam bir birey olarak kendilerini geliştirmeye başladılar. Sonra okullarını bitirip üniversite bittikten sonra Trabzon'dan ayrılırken ilk geldikleri yıllar ile son ayrıldıkları dönem arasında bir mukayese yapıyorlar ve kendilerini çok gelişmiş bir seviyede buluyorlar. Sonrasında bizim mezunlar projemiz var. Evet. Gidince biz onları bırakıyoruz tabii. Her şubede bu uygulanıyor. Mezunlar projemizde öğrencilerimizi biz iletişime kazanmaya birlikte onlarla iletişimimizi devam ettiriyoruz. Kimisi bir ünlü bir şirkette CEO oluyor ya da bir kamuda yüksek bir yerde oluyor. Hep beraber kendilerini geliştirme adına alttan gelen öğrencilerle birlikte derneğe aidiyetlerini devam ettiriyorlar. Bu maddi ve manevi anlamda böyle bir döngü devam ediyor ve büyüyoruz biz. Çok güzel bir zincirleme faaliyette evet, devam evet, ediyorsunuz. Evet. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kamu kurumları, sivil toplum örgütleriyle iletişimi nedir? Ne gibi destek almakta ve hani genel bir başlık olarak da belki sormak gerekli. Derneğinize katkı sağlayan kimler, hangi kurumlar, nelerden finanse ediliyor? Evet, biz bazılarımızla yaptığımız faaliyetleri gerçekleştiren bir kamu yararına derneğiz. Bu anlamda Trabzon yerelinde bütün sivil toplum örgütleriyle Trabzon için kendini ifade eden demokratik kitle örgütleriyle devletimizin diğer organlarıyla birlikte her anlamda biz istişare içerisindeyiz. Bizim bağışlarımız kimlerdir derseniz kendisini Çağdaş Türkiye adına, Atatürk Ülke ve Devletleri adına kız çocuklarımızın okuması, gelişmesi ve kendilerine meslek sahibi olmaları adına aidiyet gören herkesi biz kendimize biz bağış olarak görüyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Ülkemiz için gerekli olan. Bridge to Türkiye Vakfı nedir? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile ilişkisi, yaptığı faaliyetler ve resim sergisini basından takip etmiştik, biz bir okumuştuk. Evet. Buradan da sizin kanalınızı açıklayalım isterseniz. Evet, BTF, Bridge to Türkiye Fund, yani kısacası Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan imkanları kısıtlı olan kesimlerine köprü olan Amerika'da yaşayan hayırsever Türk vatandaşlarının oluşturduğu bir dernek diyelim, bir oluşum diyelim. Evet. Bu oluşum bize de, ÇED'de Trabzon şubemize de öğrencilerimizin, kız öğrencilerimizin okuması için katkı sunuyorlar. Ve 30 Ağustos 2019 Zafer Bayramımızın yıl dönümünde Amerika'nın Chicago kentinde bir resim sergisi düzenlenecek. Bu resim sergisinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Trabzon Şubemizin orta öğretim ve üniversitede okuyan 6 öğrencimizin eserleri orada sergide sunulacak. Buradan BTF, Birliketu Türkiye Fond'un yöneticilerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Eğitim adına sosyal ve kültürel anlamda şeyleri destekledikleri için kendime teşekkür ederim, istiyorum. Biz de sizin kanalınıza teşekkür ediyoruz. Şunu çok iyi biliyorum ki ben, bir insanın cana, hayata dokunmak, yararlı olmak,
bir hayat kurtarmak ya da kısacası katkı sağlamak gibi bir amacı olmalı. Siz de sizin gibi gönüllü çalışan bireyler olarak iyi ki varsınız. Ne güzel bir hayat kurtarmak, nice canlara dokunmak. Teşekkür ediyoruz. Peki bu uğraşlarınızın arasında başka derneklerle kurucu veya ya da faaliyetleriniz var mı? Zaman bulabiliyor musunuz? Evet, ben kendim Düzköy Çayva köylerim. Trabzon'da ikamet ediyorum, burada çalışıyorum. Ancak Çayırbağ'ında bizim Çayırbağlılar Kültür ve Dayanışma Derneğimiz var. Orada da yönetim kurulu üyesi olarak, o dernekte de yönetim kurulu üyesiyim. Çayırbağlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kuruluş amacı Çayırbağ'ın ve orada yetişen ürünlerin Trabzon'a ve dünyaya tanıtılması sağlamak. Bizim patatesimiz orada mevcut Çayırbağ'ında. Evet. 9.sunu yaptık geçen yıl. Patates Mısır Kültür ve Sanat Festivali. Festival güzelliğinde şeyinde oradaki yetişen ürünlerin patatesin, mısırın böyle otantik olarak bilirsiniz festival havasını bizim Karadeniz'de. Böyle bir günde ne güzel bir festivalle beraber Trabzon'a bir yere tanıtıyoruz. Evet. Evet, buraya da yetişiyorsunuz, yetiyorsunuz. Maşallah diyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Evet, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi özel bir derneğin başkanı olarak ilkeleriniz, misyonlarınızla, ülkemize yaptıklarınız ve katkılarınızla. Buyurun, sizi dinliyorum. Öncelikle başta da söylemiştim, tekrar ediyorum. Bizlere bu imkanı sağladığınız için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına Trabzon Şubemiz adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Biz de teşekkür ederiz. Çağdaş Yaşam'ın değerli dostları, değerlerimize gösterdiğiniz ilgi, verdiğiniz destek sürüyor ve bize güç veriyorsunuz. Hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Evet, sizi tanımak da bizim adımıza güzeldi. Programımıza katkılarınızdan dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Bizler buradan gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerin takipçisi olacağız. Ve tekrar görüşeceğiz inşallah. Teşekkür ederim, umarım. Evet, Haberimans TV, Manşet 61 TV izleyicileri, takipçileri, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki haftalarda başka bir program konuğumla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizle kalın. Thank you.